HalkçıTV.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. 15 Ekim 2014. Bugün iki tane özel haberimiz var size. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Cavit Arı il başkanlığı koltuğunu devraldı. İsterseniz o görüntülerimizi bir izleyelim. Tekrar birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, bugün Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının değişim günü. Yani eski il başkanı Devrim Kök görevini bırakmıştı ve 12 Ekim pazar günü yapılan seçimde 3 aday içerisinden yapılan seçimde Cavit Arı galip gelmişti. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi kendisi mazbatasını aldı ve devir töreni yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak Cavit Arı görevi devralacak birazdan. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bir devir teslim töreni için bulunuyoruz. Aile için ve bir bayrak yarışı için bulunuyoruz. Bayrak teslimi için bulunuyoruz. Ben de 2,5 yıl önce benden önceki il başkanımdan görevi teslim almıştım. Şimdi benden sonraki il başkanıma Sayın Cavit Arı'ya bugün görevi teslim etmek için buradayım. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Sayın Cavit Arı partilerimizin desteğiyle il başkanı olmuştu. Bugün itibariyle benim de il başkanımdır. 2,5 sene önce teslim aldığım görevimi gönül rahatlığıyla huzur içerisinde Sayın Cavit Arı'ya teslim edeceğim. 2,5 yıldır edindiğim tecrübemi, bilgimi... Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, örgüt içi bir değişim sonrası, bir şölen havasında geçirdiğimiz ilk kongresi sonrasında partililerimizin, yergilerimizin teveccühüyle örgüt adına, sizler adına, Cumhuriyet Halk Partisi adına il başkanlığı görevi verilmiştir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğime söz veriyorum öncelikle. Bu heyecanın artarak bugünden itibaren yarına doğru, yarınlara doğru daha ileriye gitmesi adına hep beraber senden demeden biz olarak, tek olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı adına hep beraber yarın da burada olmanızı, sonraki günlerde de yine burada olmanızı arzu ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep beraber çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni önümüzdeki süreçte Antalya'da tekrar birinci parti yapacağız. Evet, sizler de görmüş olduğunuz gibi il başkanı, eski il başkanı Devrim Kök son konuşmasını il binasında yaptı. Pek katılım çok olmadı sizlerin de gördüğü gibi. Mesai saati zamanı olduğu için belki hafta sonu olsaydı biraz daha yoğun olurdu diye düşünüyoruz. Ama yine heyecanla, yine sevgiyle Cavit Arı alkışlandı ve koltuğuna, makamına oturdu. Hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde en hızlı şekilde birleştirici bir güç olmasını, partililerin birbiri arasında iletişimi en iyi şekilde kurmasını istiyor ve Cavit Arı'nın da bu konuda başarılı olacağına inanıyoruz. Tekrar kendisine hayırlı olsun diyoruz. Evet, ikinci konumuzda yine Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nda durdurak bilmeyen sorunlar. Her gün ihbar geliyor bize. Her gün sorunlardan bahsediliyor. Evet, yine Muratpaşa Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün
müteahhitlere efendim, bina yapan oradaki müteahhitlere göndermiş oldukları bir yazı var. Bu da tabii ben bu yazıyı biraz sonra okuyacağım size ama isterseniz Sayın Veysi Mutlu'yu ile bir röportajımız oldu. Önce onu bir izleyelim, tekrar birlikte olacağız. Hakçıtv.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, yanımızda Mutlu İnşaat'ın sahibi Veysel Mutlu. Veysel Mutlu Bey var. Veysel Mutlu Bey, müteahhitlik yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. İnşaatlar, binalar yapıyorsunuz ama sürpriz bir konuyla karşılaşmışsınız. Yıllar sonra bir para cezası gelmiş size. Bunu bir kısaca açalım. İnşaat yaparken bir otopark konusuyla ilgili sizlerden alınan harçlar var. Doğru mu? Evet. Şimdi neydi alınan harçlar o yıllarda yaptığınız zaman binaları? Şimdi 2009'da ben bir bina yaptım Muratpaşa bölgesinde. O günün şartlarına göre bizim otopark eksiğimiz vardı. Bir fiyat bize biçtiler. Biz o parayı ödedik. Ruhsatımızı... Yani bu otopark seyircilerimizin anlaması için, efendim, otopark eksikliği binada yapılmıyorsa dış alanı, sokakları kullandınız diye belediye sizden bir harç alıyor. Evet, doğru mu? Evet, doğrudur. Biz de harç aldı, ruhsatımızı verdi. Bunun arkasında iskanımızı verdi. 2004'te geçen ay bana... 2014'te evet, pardon. Geçen ay. 100 milyar 500 bin TL bana bir ceza geldi. Neden efendim, paranızı ödememiş miydiniz? Paramızı ödemiştik ama bunu işte teftiş kurulu incelemeden sonra böyle bir borç belediye çıkarmış. Onları da bize göndermişler. Yani şimdi şöyle anlayalım, yanlış anlaşılmasın. Muratpaşa Belediyesi'nde bir bina yaptınız. Muratpaşa Belediye'yi sınırlarında. O zamanın şartlarında üstünüze düşen harcırah neyse ödediniz. Evet. Daha sonra da Muratpaşa Belediyesi'ni müfettişler teftiş ediyorlar. Bu harçların az mı olduğunu görüyorlar? Nedir? Yani bunu onların söylediklerine kadar işte bu tefettüfeye göre artış yapılmadığından dolayı Muratpaşa'ya bir ceza kesiliyor. Muratpaşa da bu cezayı müteahhitlere gönderiyor. Yani belediyenin hatası, kusuru, yanlışı, kendilerinin takip etmesi gereken işi yapamadıklarını, artı müfettişin gelip yanlış iş yaptığınızı, para alırken, harçları alırken artırım yapmadığınızdan dolayı bir ceza kesiyor belediyeye. Aynen. Belediye de bu cezayı size fatura ediyor. Kendi hatasını size mi lanse ediyor? Evet, aynen öyle. Yani bu sadece benim sorunum değil. Bu uzun süre Muratpaşa bölgesinde müteahhitlik yapan bütün arkadaşların sorunu. Yani yüzlerce müteahhite tabii yüzlerce böyle para, kimine kaç para geliyor? Kimine 500, 600, 700 ceza gelen arkadaşlarımız var. İnanılır gibi değil. Hiç yani şimdi az bir miktar olsa 3-5 milyar olsa tamam diyeceğiz. Size 100 milyar mı geldi? 100 milyar 500. 500 lirası var. Peki ne yapacaksınız, bu parayı ödemek zorunda mısınız? Biz de şaşırmışız. Diyor ki işte siz bunu ödemezseniz biz tapulara şer koyacağız. Eli kolumuz bağlanmış. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bu şekilde de tehdit ediliyoruz. Evet. Zaten gelen yazıda onu diyor. Yani bunu diyor ki 30 gün içinde ödenmezse biz tapulara şer koyacağız. Bir de 30 gün içerisinde böyle bir cezayı ödeyeceksiniz. Peki siz bu evleri sattınız. Evleri sattık satmadıklarımızdan dolayı bu cezayı, yani biz zamanında taahhütname vermişiz. Bu taahhütnameden dolayı kim taahhütname vermişse bu cezayı da o ödeyecek diyor. Size tamamıyla fatura edilecek ve bu ceza size. Peki yasal bir hakkınız yok mu? Yani siz o şartlarda Muratpaşa Belediyesi'ne bu paraları ödediniz. Borcunuz yoktur, tamamdır. Bu ruhsatınız, bu da iskanınız dendi. Ama aradan 5-6 yıl geçiyor. Siz bize şimdi bir 100 milyar lira daha gönderin bakalım deniyor. Bunu Muratpaşa Belediyesi'ne hangi makam gönderdi yazı size? İmar Müdürlüğü göndermiş. Şimdi normalde bu parayı bizde aldığı zaman bize normal bir park yeri belirlemesi lazım. Tam biz bu parayı ödüyorsak o zaman gelsin bana bir park yeri desin ki burası sana aittir. Sen bunun karşılığında bu parayı öde. Şimdi bir park yeri göstermediği gibi bu parayı ver, yine götür arabanı sokağa bırak. Böyle bir mantık var mı? Enteresan. Sadece Muratpaşa sınırlarında mı yapıyorsunuz bu çalışmayı? Konyaaltı, Kepez'de de var mı binalar? Yani şu anda bu sıkıntı Muratpaşa'da var. Diğerlerinde yok. Diğer belediye. Diğerlerinde yok ama olur mu olmaz mı onu bilemeyiz. Şu anda Muratpaşa'daki belediye şeyde Muratpaşa bölgesinde inşaat yapan bütün müteahhitlerin sıkıntısı. Çoğularına da bu ceza gelmiş.
Evet sevgili seyirciler, yani burada çok enteresan. Tabii ki bu o binaları satın alan insanlara da sirayet edecek. Belki sizin de eviniz var. Size de böyle bir konuda sıkıntı yaratacak. Tapunuza şerh konacak. Müteahhit Bey o paraları ödemezse. Ama biz buradan soruyoruz Deniz Bey'e, İmar Müdürü Murat Paşa, İmar Müdürü Deniz Bey. Nasıl bir kanundur bu? Nasıl bir yasadır? Bunları bize en kısa zamanda açıklayın. Ya da Murat Paşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal'a soruyoruz. Bu çalışmada neden müteahhitler mağdur bırakılıyor? Sizler bizlerin yapmış olduğu programlarda biz daha da kolaylaştıracağız, şeffaf belediye olacağız dediniz. Ama bakarsak bugün çok şikayet ve çok sıkıntılar var. En başta böyle bir hukuka aykırı duran bir çalışma ve bunlar da haliyle haklı bir para kazanç değil. Zamanında ödemişler paralarını ama şimdi gelin bir 100 milyar, bir 500 milyar, bir 300 milyar daha bize ödeyin demekle nasıl çözeceksiniz bu sorunu ve insanların mal varlıklarına haciz koyacaksınız, şerh koyacaksınız. Bunlar olacak şeyler değil. Biz demokrasi adına sizden rica ediyoruz. Bir an evvel bu arkadaşlarımızın, bu cezaya maruz kalan arkadaşlarımızın sorunlarını çözün ve bir an evvel açıklamalarınızı bekliyoruz. Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal'dan. Evet, Veysel Bey'i dinlediniz. Çok şaşırtıcı bir konu bu. Şimdi burada biz hata kimindir veya suçlu kimdir aramaktan çok bu sorunun nasıl çözüleceğinin araştırmasını yapalım istiyorum. Bunun için de Sayın Belediye Başkanı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan bu konuda müteahhitler yardım ve destek istiyorlar. Yani bu arkadaşların sorunları yani 3 lira 5 lira bir para olsa öderiz diyor. Ama rakamlar gitgide büyüyor. 100 milyarlar, 500 milyarlar, 600 milyarlar, 1000 liralar konuşuluyor. Şimdi buradaki kusur ve hatayı baştan alacak olursak evet, yine Veysel Bey'in anlattığı gibi vakti zamanında bu tefe tüfeyle artışlar olmamış. Yani 40 lira gibi bir bedelle işlem yapılmış. Bundan önceki yönetimden bahsediyoruz Muratpaşa'da. Daha sonra bu rakam bakın 2009 yılında 46 TL'ymiş. 2004 yılında hesaplanmış ve burada da yine bu hesaplara göre işte rakamlar yükselmiş, yükseltilmiş daha doğrusu. Bunun artışının olması gerektiğini ama bu artışı, bu harcın artışını yapmıyor. Belediye bunu uygulamıyor, sabitliyor. Fakat ta ki bugüne kadar yani müfettiş geliyor, denetliyor ve diyor ki siz burada bir artış yapmamışsınız. O yüzden biz şimdi bir hesaplama yapıyoruz ve bu hesaplama doğrultusunda geriye dönüş yapacağız ve bu geriye dönüşte hesapları koyacağız, ortaya çıkartacağız ve bu rakam ve bedelleri müteahhitlerden isteyeceksiniz. Burada müfettişler devreye giriyor. Burada İsmail Aktaş, Sayıştay Başkanlığı uzmanı denetçi, Sayın İsmail Aktaş denetçi. Burada bakıyor ki otopark harcı adı altındaki bedelin düşük olduğu. Yani tefe tüfe hesaplanarak artışlar her yıl yapılmamış, bir an evvel işte toparlanmış, yapmış ve bunların da eksik olduğunu söyleyerek bugünkü rakamlara ulaşmışlar. Ve şimdi belediyeye bu konuda siz eksik para aldınız diyerek bu parayı belediyeden talep ediyorlar. Devlet olarak Sayıştay bunu istiyor. Tabii belediye de ne yapıyor? Müteahhitlere bir yazı gönderiyor ve diyor ki İmar Kanunu'nun 37. ve 44. maddesi uyarınca hazırlanan 1/7/1993 tarihli ve 21.624 sayılı otopark yönetmeliği genel esasları başlığı 4. maddesi ek 3. paragraf 22.04.2006 tarihi 26.147 sayılı yer alan arsa payı hariç parsellerinde karşılanmayan ve idare since İmar Kanunu'nun 37. maddesine göre otopark tesis edilmeyen alanlarda otopark bedelinin arsa payı harici %25'i yapı ruhsatının verilmesi sırasında nakden. Kalan %75'i arsa payı ise belediye since veya il özel idaresince parsellenen otopark ihtiyacı karşılandıktan en geç 90 gün sonra o yıla ait miktara göre değerlendirilecek ve tahsis edilir. İbrası yer almaktadır.
Sayıştay uzmanlığında uzman denetçi İsmail Aktaş tarafından yapılan 2013 yılı denetimin sonucunda kurulumuza tebliğ edilen ve otopark harç bedelinin %25 kısmının tahsili konusunda tarafımızca verilen Kızıl Toprak Mahallesi'nde 6037 ada 8 parselde bulunan taşınmanızın toplam otopark harç bedelinin ödenmesiyle ilgili 17.7.2009 tarihli Antalya 4. Noterliğince onaylı taahhütname gereği. Yani burada bakın taahhütnameleri var. Her müteahhitten bina yaparken böyle bir taahhütname alıyorlar. Birazdan onu da okuyacağım size. Belediyeler. Yarın öbürsü gün böyle geriye dönüşlü sıkıntılar olursa biz müteahhitlerden harçları, bedelleri alalım diye böyle bir çalışma yapmışlar. Efendim 2009 yılında otopark yeri harç bedeli %25 olan 100.505 TL ödemeniz gerektiği tespit edilmiştir. Yukarıda belirtilen miktarı tebliğ tarihi itibariyle en geç 30 gün içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine TC numaranız ile ödemeniz ve makbuzunu İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze ibraz etmeniz gerekmektedir. Aksi halde 6.383 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun uyarınca işlem tesis edilecektir. Gereği tebliğ edildi. Erol İşbilen Başkan Yardımcısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adı altında otopark harcı tahsili olarak bir yazı gönderiyor Antalya Murat Paşa Belediyesi'nden Sayın Veysel Mutlu'ya. Şimdi vermiş oldukları şeyde de baktığınız zaman burada vekaletnamede işte burada taahhüt vekaletnamede adı soyadı dökümü işte ben burada taahhütnamede pardon otopark bedeli yönetimine göre hesaplanacak otopark bedelinin arasındaki farkı belediyenin istediği zamana kadar yatırmayı kabul ve beyan ederim. 46 TL'ymiş o zaman burada yazdığı üzere taahhütname de ama geriye dönüş çok ağır bir fatura. Yani inanılır gibi değil böyle bir rakamlar. Şimdi müteahhitler tabii ki üzülüyorlar, sıkılıyorlar. Biz ne yapacağız? Çaresiziz. Şimdi belediyeler ve bu makamlar ve bu belediyelerin başında bulunan başkanların işleri bu. İşte bürokrasiyi biraz daha hafifletmek, biraz daha insanların hayatını kolaylaştırmak, yaşamını kolaylaştırmak. Şimdi burada Sayın Ümit Uysal'ın yapmış olduğu bir şey değil. Onun da bir hatası değil bu. Bu daha önceden gelmiş eski bir eksi bir durum. Ama makamda Sayın Uysal oturuyor. Ne yapabilir? Buna nasıl bir çare bulabilir? Ve buradaki müteahhit olan Muratpaşa'da bina yapan birçok insanın bu sorununu nasıl çözebilir? Biz bunu merak ediyoruz ve kendisinden en kısa zamanda cevap bekliyoruz ki bununla ilgili nasıl yardımcı olabilir ve bu sorunları nasıl çözer? Evet, halkçıtv.com'dan bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.